Merhabalar. Merhaba, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz abi? Teşekkür ederim, sağ olun. Abi, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz miting meydanlarında kamuoyuna sesleniyor. Yani bir belediye başkanı gibi, tabiri caizse. Ekonomi bozuk, düzelteceksek ekonomi... biz düzeltiriz diyor. Abi doğru söylüyor, 20 sene düzeltti zaten, uçuyoruz uzaya gittik ki daha ne istiyor? Düzelen kim oluyor bu süreçte? Emekliyle işçiler, memurlar. Anladım. Peki bir de şunu söyleyeyim abi, emekli maaşlarına ikramiyelerini 1000 lira arttırdılar. 3000 lira. Çok yaptı. Ne yapabilirsin mesela abi 3000 lira? Uzaya giderim. Uzaya gideriz beraber, hep beraber. Orada gezeriz, tatil yaparız. Ev kira mı abi? He, ev kira. 2 tane çocuk okuduyum üniversite. Emekli misin abi? Emekliyim, çalışıyorum. Çiftlik iş yapıyorsun. Ya yapma, o da yetmiyor. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? Çiftlik iş yapmayın diyor. Evde oturun diyor emeklilere. Oturun diyordu. Verdi paraya tabii. Ya helal olsun. Abi et almışsın. Bak et almışsın. Et aldım, borç aldım. Ciddi misin? Vallahi borç aldım. Maaş aldığım zaman vereceğim. Abi ne kadar maaş alıyorsun? Ne kadar maaş alıyorum? Şu anda 10 bin lira para alacağız. Ne alacağız? Peki hamballık falan filan dediniz. Onunla birlikte toplam gelir. Onunla beraber olsun da 25 olsun işte. Ev kira. Çocuklar okuyor. Okuyor. Evet. Elektrik var, doğalgaz var, onları telefon var. Onlarla birlikte. Onlar da hesabını sen yap. O yüzden eti borç almak zorunda. Borç almak zorunda. Nereye gidiyor abi Türkiye? Türkiye mi? Nereye? Uzaya gidiyor işte. Bak maden de bulduk şeyde. Bence abi şükretmesini bilmiyor. Sen nankör. Bir şey söyleyeyim mi abi? Sen muhtemelen namkörsün. Doğru söylüyor. 3000 lira emekli ikramiyesi veriyorlar. Evet, aynen böyle. Maaş veriyor. Evet. Hava var, su var. Uzaya da gidiyor. Efendim, daha ne isteyelim bak. Daha ne istiyorsun? Namkör olma abi. Olmuyor zaten onun için. Bir şey söyleyeceğim abi. Yaşın muhtemelen 60'ın üzerinde. 65. De, tahmin ettim. Manda yoğurdu, manda kaymağı yedin mi hiç abi? Medine hurması. Mandayı nerede olduğunu bilmiyorum. Mandayı bilmiyorum yani nerede olduğunu. Ne mandadan bahsediyorsun ya? Bir et alamıyor, sen mandadan bahsediyorsun ya. Çekme kıyma almıyor. Çekirdek kıyma alıyoruz. Millet kıyma değil. Ne olduğu da belli değil. Yani bile bile lades diyorsun. Niye yediğin belli değil. Belli değil tabii. Ne yediğimiz belli mi? Bir tereyağı olmuş 350-400 lira. Neyin hesabını yapıyorsun sen ya? Simit olmuş 15 lira. Neyin hesabını yapıyorsun Bursa'da? Ya. Sen memnun musun hayatından? Ne memnun abi? Yoruma gerek var mı? Kurban olduğum. Neden bahsediyorum? Millet akşamları pazarlara git de saat 6'dan sonra lahana yaprağı topluyor millet. Ondan haberin var mı? Evet. Bir emekli daha geldi. Gel. Nerede? Gel emekli. Abi. Memnun musun diyor hayatta. Emekli ikramiyelerini 3000 liraya çıkardılar. Nasıl? İyi mi? O iyi de maaş biraz çıksın yukarı. 3000 liranın neresi iyi ya? Ne yapayım, vermez ki daha. Uzaya gidiyoruz desene. Vermez ki, ben Allah için. Verebilsen iyice de o sonra... Abi, bir şey söylüyorum. Tamam da o bir kerelik. 5 verse ne olacak ama öbürü 12 ay alıyorsan esas artış onda olması lazım. Çünkü bak kaç defa ne dediler? 2,5 seneden beri en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmayacak denildi bu laf. Defalarca tekrarlandı. O olsun yeter. Nerede? Ha? Nerede? Bilmiyorum işte. O söz yerine gelsin yeter. Neden gelmiyor abi? Onu bilmem onlar işte bilmem. İnsanlar mı istemesini bilmiyor. Memnun musun hayattan diyor şu anda diyor. Ha? Memnun musun diyor hayattan. Ya memnun falan öyle olması gerekir diyorum yani. Şu anda asgari ücret 17 bin. Emeklinin maaşı 17-18 olması lazım en aşağı. Şimdi eskiden bir üstün alıyorduk. 17-18. Asgari ücretten. Sonra bir şey daha var. Bu fiyatlara bir engellensin. Başı boş her neyi var? Her şey acayip bir de. Bilmiyorum ben değil herhalde. Hadi engellendi mi? 25 yıldır. Hakikaten abi, yani bu fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı akaryakıta zırt pırt zam yapıyor. Bunu kim yapıyor abi? Bunu da uzaylılar mı? Uzaylılar yapıyor bunu. Et balık kuruma açılmış. Git de görsen. Fiyatları inip yenip de 340'la 350 lira kıyma şu anda. Berden oradan almadım, geldim Yedemen'den aldım. Gel. Abi merhabalar. Merhabalar efendim. Abi geçinebiliyor musun? Emekli ikramiyeleri 3000 lira oldu. Cumhurbaşkanı diyor ki bu bozuk olan ekonomiyi düzeltebilirsek biz düzeltiriz diyor. Onlar bizi düzeltiyorlar hemşerim. Bak nasıl da biliyor şimdi. Tamam mı? Ben bu iktidar yönetime geldiği zaman ben 4 asgari ücret maaşı alıyordum, emekli maaşı. 22 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. Küçük altın 20 liraydı.
tam 28 tane küçük altın alıyordum. 580 liraydı maaşım. Evet. Şimdi asgari ücret benim maaşımı geçti. Ha, onu artırmadılar. Onu artırsalar gene geçsin. Eyvallah, eyvallah. Onu artırmadılar. Beni oraya indirdiler asgari ücret. Senin alım gücün kaldı. Uzaya gidiyoruz. Yapma. Uzayda yer alacağız şimdi. Uzay göz boyama. Ne uzayı? Ama ya? İnanıyoruz uzayı ya. Ama Nietzsche diyor ki, Nietzsche halk sınıfı diyor yönetilir diyor. Demagogların güzel konuşmalarının esiridir diyor. Halk sınıfı sürüdür, köledir diyor. Biz halk sınıfına göre yönetiliyoruz. Halk sınıfı oy veriyor, bizi de yönetiyorlar. Peki eylem birlikteliği nasıl oluyor abi? Abi eylem... Neden eylem, oluşmuyor? Mesela? Eyleme korkuyor insanlar. Ne yapayım, insanım ben, ya, şey ben adalet yok, yok adalet abi, yok. Neden yok? Yok adalet yok. Bu ülkede adalet yok. Hayvanları öldürüyorlar. Kadınlara, çocuklara tecavüz ediliyor. Biz insanlar olarak mağduruz. Ekonomi çok kötü. Mahvolduk. Hayatımız karardı. Yollarda yürüyemiyoruz, gezemiyoruz. Zor, korka korka. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın beyefendi, evet, evet, özgürlük abi var görünüyor. Özgürlük yok. Biz 70'li yıllarda Tandoğan'da, Cebeci'de eylem yapıyorduk. Ben felsefe bölümü mezunuyum. Eylem yapıyorduk. Bize polis gayet de normal davranıyordu. Şimdi eylem yapabilir misiniz? 3 kişi bir yan yana yürüsün bakalım, yürüyebiliyor musunuz? Yürümeye geçtik abi. Şimdi siz yani eskiyi hatırlattınız. Çok doğru bir konuya da dikkat çekmiş oldunuz. 8 aydan beri sürekli dikkat çekiyorum, söylüyorum bunu. Yani röportajlarımızda. Biliyorsunuz iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Yurttaşlar, bu ülkede yaşayanlar bireysel olarak bir tepki gösteremiyor. Demokratik olarak. Yani örnek vermek gerekirse siz anlıyorsunuz benim ne demek istediğim diye söylüyorum. Evden çıkmayalım. Şimdi falan yapmayalım, plan yapmayalım. Beyefendi, psikolojide duyarsızlaşma diye bir şey vardır. Bir organizmaya, bir canlıya onu rahatsız eden şeyi sürekli sunduğunuz zaman o ona alışır ve ona tepki göstermemeye başlar. Öğretilmiş çaresizlik. Öğretilmiş çaresizliğin bir diğer yönü. Ve ona tepki göstermemeye başlar. Vatandaş artık ne olacak diyor. Hükümetimiz iyisini bilir diyor. Tepki göstermiyor ama ezilen her zaman alt sınıfı, halk sınıfı olur. Ne olacak peki abi? Böyle. Yani ümidiniz var mı? Siz bu yaşa gelmişsiniz. Şimdi ben felsefeden mi cevap versem? Nietzsche diyor ki üstün bir insan çıkacak, bu toplumu kurtaracak diyor. Nietzsche öyle diyor. Yani Atatürk gibi bir adam gelecek, kılıcını çekecek, bu milleti kurtaracak. Gelir mi? Demokrasiyle olmaz. Demokrasiyle siz gelip bu toplumu değiştiremezsiniz. Şimdi o zamanın demografik yapısıyla bu zamanın yapısı değişti yalnız. Bilerek değiştiriyorlar. Diyor, bilerek değişti. Şimdi vatan kavramı insanlarda çok değişti. Şimdi çıkarım varsa vatan diyor adam. Çıkarım yoksa vatan demiyor artık. Sözlerinizi alalım. Türklerin İnşaat bir özelliği vardır. Ben şunu diyorum. Türkler tam yere serilmeden ayağa kalkmazlar. Kurtuluş Osmanlı döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Ben öyle düşünüyorum. Tam dibe vuracak kız zıplasın. Ben öyle düşünüyorum. Halen bir 5-10 sene daha böyle gider. Ondan sonra dibe vurur. Bakın memlekette her taraf, Sivas'ta, şurada, burada her taraf çökmüş, madenler satılmış, limanlar satılmış. Aynı 1940'lardaki gibi İsrail'in Filistin'de yer alması gibi Türkiye'de parsel parsel satılmış. Halk bunun farkında değil. Bir de mesela Erzincan'da işte malum maden faciası, hala o kayıplar bulunamadı. Onlar muhtemelen vefat ettiler belki. Hayır, onları bulmak mümkün değil. Çünkü bilmem kaç bin ton harfiyat kalkması gerekiyormuş. Yakınları da feryat etmiyor. Tepki gösteremiyor. Para almışlar, seslerini kesmişler. Oldu efendim. Size kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomi bozuk. Düzelteceksek biz düzeltiriz ifadelerini yeniledi. Neler söylemek istersiniz? Yani inanıyoruz. Her zaman inandık. Mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Ama şu anda insanlar çok mağdur. Öyle. Emekli mağdur, işçi mağdur. Öyle öyle ama yani sadece ona bağlamamak lazım. Niye bağlayalım abla? Yani bilmiyorum, ben farklı düşünüyorum. İnsanların biraz da açgözlülüğüne, yani en basiti kiralardan başladı bu iş. Yani bunun geri dönüşümü bize çok acı oldu. Kiralar yükselince maliyetler yükseldi. Ona dayandı her şey. Sadece kira değil ki, mesela baktığımız zaman gıda ürünlerini, siz bir ev hanımısınız. Evet.
Dolayısıyla evlatlarınız var. Alım gücü düşmüş. Dolayısıyla almak istediğiniz ürünlere zam gelmiş. Bunu ne yapalım? Onu söylüyorum. Kiradan yola çıkarak adam dedi ki ben buranın kirası yükseldi. Bunu ürünlerime yansıttım diyerek giyim olsun, gıda olsun. Bu yoldan çıkıldı, bu hale geldi. Yani ev sahiplerinin haricinde başka suçlu yok. Hayır hayır, ben direkt aklıma gelen bu oluyor. Direkt buna bağladım. Ondan sonra tabii o zincirleme gibi. Akaryakıtı mesela bakmak istersek. Evet. İnanılmaz bir zam var. Aynen öyle. Yani şimdi kiralara ev sahipleri zam yapıyor. Akaryakıta kim zam yapıyor? O da iktidarın kontrolünde. Evet. Yani... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın izleyebilirsiniz. Ekonomi nasıl? Berbat. Cumhurbaşkanı ekonomiyi şöyle tarif ediyor. Diyor ki bozuk, düzelteceksek biz düzeltiriz. Düzeltecekse onlar düzeltecek. Tamam, düzeltmesi gereken onlar zaten ama yani kaç yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Bir yere düzeldiği yok, daha da çöküyor ekonomi. Son seçimlerden sonra gelen zamları gördünüz zaten. Seçimin ertesi günü zam başladı. Bunu nereye gidiyor kardeşim? Yani iyiye gitmediği kesin zaten. Ben bundan sonrasında yurt dışında okumayı düşünüyorum zaten. Erasmus mu? Evet. O zaman gideceğim, bir daha gelmeyeceğim. Öyle mi? Annem baban üzülmeyecek. Onlar da zaten gitmemi istiyorlar. Evet. Teşvik ediyorlar seni. Evet. Sen burada bir hayal kuramazsın, bir şeyi de başarılı olamazsın diyorlar herhalde. Yani çünkü hayallerimi gerçekleştiremem ben burada. Aslında sanat üzerinden gitmek istiyordum ama ülkede sanata değer veren bir kesim yok. O yüzden iyi bir meslek yapamam ben burada. Zaten yabancı dilimi de çok iyi geliştirmeye devam ediyorum. Kaça gidiyorsun? 9. sınıf. 9. sınıf lise son mu oluyor? Yok, lise 1. Lise 1 oluyor. Bunu şundan dolayı söyledim. Senin gibi yani sınıf arkadaşlarından kaç kişi var böyle yurt dışını hayal eden, proje olarak düşünen? Aslında şöyle... Benim yani 9'larla kaynaşmıştım. Kimse Türkiye'de kalmak istemiyor arkadaşlarım arasından. Sadece bizim yaş grubumuzda değil. Üst ve alt sınıflarda da aynı şekilde. Kimse kalmak istemiyor. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi bozuk. Düzelteceksek biz düzeltiriz dedi. Neler söylemek istersiniz? 20 senedir niye düzeltememişler? 20 senedir. Abla ben size soruyorum. Nereye baktığını bir tarif edin. İşte soruya karşılık diyoruz ki 20 senedir düzeltememiş de şimdi neyi düzeltiyor? Ablam neden düzeltmedi? Neyi düzeltti? Neden düzeltti? 16 milyon Suriyeli'yi getirdi. Daha bundan güzel ekonomi. Valla aslında hepimizi düzeltti. Daha bundan güzel olur mu ekonomi yani? 16 milyon Suriyeli'yi getirdi. Ben ülkemde mülteciyim. 45 sene bu memlekete ben vergi verdim. Bu memlekete şehit verdim. Bu memlekete askerlik yaptım. 5 yıl çalışmasam acım. Hala şehit veriyor. Emeklileri öldürdü. Acım. Ekonomi güzel. Hala. Nerede ekonomi güzel kardeşim? Emekliyim, 65 yaşındayım. Sabah 5.30'da kalkıyorum, işe gidiyorum. Ama Suriyeli'ye bakıyorum. Adam gözlük burada, akşam namazında burada gözlük, çantasında burada püskül. Benim karım bana 5 tane çocuk doğurdu. Benim karımın çantasında bir tane püskül takamadım. Buna yanarım arkadaş ya. Ama bir dakika. Buyurun abi. Siz de çok namkörsünüz. Evet. 3000 lira oldu emekli ikramiye. Evet. Evet. Mesela bu 3000 lira emekli ikram meselesi ne yaparsın? Ben o bana 3000 lira veren bakana burada sesleniyorum. O 3000 lira veren bakana ben sesleniyorum. Ben ona 6000 lira vereyim, geçinsin bakalım nasıl geçinecek. Arabanın mazotunu ben veriyorum. Onun arabasının bindiği mazotunu ben veriyorum. Ondan sonra bütün harcamaları ben veriyorum. O gidiyor döneri 3 lira yiyor. Ben bir kolu yumurta 120 lira yiyorum. Ben bir belli bir ailenin çocuğuyum. Ben bir kolu yumurta almak için 5 tane market geziyorum. 5 tane. Acaba nerede 10 lira aşağı bulurum da bir kolu yumurta. Ya bırakın, kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Büyük Orta Doğu projesi gerçekleşiyor. Aynen. Fakirleştir, yoksullaştır, parçala, böl, yönet. Bitti. Bunu Abdullah Gül söyledi. Abdullah Gül söyledi. Orta Doğu projesini gerçekleştiriyor. Şöyle bir şey var. Emekli ben geçinemiyorum diyor. BK diyorlar. Asgari ücretli ayın sonuna getiremiyorum. Şükret diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Diyanet İşleri Başkanı da diyor ki fakirler şükredin, peygamberimizle komşu olun. Tamam. O kendisi o benim yerime gelsin. İngiltere'de ben gideyim onun villasında oturayım. Ben peygambere komşu olmayayım, o olsun. Öyle bir şey var. O zaman. Cemaate şükredin diyen vatandaş evet. 10 milyon liralık, belki 5 milyon liralık, belki 20 milyon liralık bir makam arabasına biniyor. Bu Hazreti Ömer'in adaleti. Adalet bu mu? Vallahi bak yani. Hazreti Ömer'in adaletini bilmem. O zamanları bilmediğim için şimdi anlatılanlara da artık inanmıyorum. Ama adalet
O zaman da adalet vardıysa şimdi de adaletin olması lazım. O zamanla bu zaman arasında ne fark var? O zamanki o cahiliye zamanında bu adalet sağlanıyor da şimdi bu kadar kültür, bu kadar teknoloji ilerledikçe adalet niye yok oluyor? Ben onu anlamıyorum. Siz yaş itibariyle şöyle bir şey sorayım. Sizi bir geriye döndürelim. Döndüm. 35 yıl öncesine gidelim. O gün yaşadıklarınızla bugün yaşadıklarınızı kıyas. 50 yıl öncesine gitsem. 65 yaşındayım. 50 yıl öncesine gitmeyi isterim. Patates alırdık, çuvalla soğan alırdık. Bir dakika, sadece çuvalla da bir dakika, sadece o değil. At arabasında karpuz alıp divanın altına koyuyoruz. Evet, benim babacığım evin çatısına karpuzu dolduruyordu at arabayla. Şimdi dilimden kadın, alıyor millet. Dilimden de alamıyor. Kadın diyor ki 7500 lira emekli maaşı alıyorum diyor. Altın yapıyorum. Kira ödüyorum. Umre'ye gidiyorum diyor. Lan bu 7500 lira acaba 750 bin lira mı? Nasıl diye düşün. Ben 10 bin lira alıyoruz. Geçinemiz 7500 lirayla Umre'ye bile gidiyormuş. Bir beyefendi felsefe öğretmeniymiş. Ha. 2002'de emekli oldum diyor. Evet. O gün diyor kaç taneydi abi? 22 tane, 40 tane küçük altın alıyormuş. Aynen öyle. Küçük benim, altın. Bugün 15 bin lira maaş alıyormuş. Aynen öyle. Benim abi eşim şey de öyle diyor. Ya. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Hatırlıyor musunuz? Bir ara dedi ki simit kaç para? Evet. Çay kaç para? Evet. Diyordu ya. Güzel bir şey hatırlattınız. Doğru mu abi? Şimdi simit kaç para? 20 lira. 20 lira. Bak o da en düşük yerde çay 7,5 lira. Simitle birlikte 20 lira. 4 kişilik bir aileysen birer tane simit yok 7,5 liradan küçük yerlerden bahsediyor. Ben abime bunu söylüyorum. Şimdi ben abime bunu söyleyeyim. Ben şimdi siyaseti atıyorum bir kenara. Ben sadece tamamız abi. Oy verdiğin adamdan hesap sormak zorundasın. Cevabımı bitireyim. Yani bir oy verdik, vermedik değil. Ben kendi şahsıma oy verdim. Vermedin değil. Ben verdim şimdi abi ben. Ama nasıl? Gitmem gerekiyorsa çok. Pişman mısın abi? He? Pişman mısın? Pişmanlık şu şekil. Ben mesela ilk başta bu 2000 yıllarında bu girerken mücadele yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız diye, tamam mı? Belli bir şey değişirdi. Ama belli bir zaman sonra yani 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra gitgide kademeli kademeli bu değişti bu vatandaş. Yani Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi o zaman diyordu ki çay 10 bine çay kaç para? Maaşın kaç para diye soruyordu. Şimdi tam tersine bir soruyoruz. Ey Cumhurbaşkanı, ben şu an emekliyim. Aldığım para 7500 lira alıyorum. Simit 20 lira oldu. Çay 15 lira oldu. 20 lira oldu. Madem adalet varsa hepsine adalet olsun. Gençler. Gençlerin %70'i %80'i. Sen bakma görüntüye. Üstü başına bakma. Şimdi cebinde kimsenin cebinde 5 kuruş parası yok. Biraz geziyor ya. Çarşıları gezdik. Bir bardak çay içemedik. Gezdik gezdik eve kuru kuru gidiyoruz. Tamam, kuru kalabalık. Bak bir şey diyeceğim yanlış anlama. Milli şey, milli dediği zaman hepimiz milliyetçiyiz. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Savaş olsa Suriyeliler gibi başka yabancılar gibi kalkıp da affedersin kuyruğumuzu kıçımıza kaçıp başka ülkelere koşmayız. Canımızı veririz. Kanımızı dökeriz. Anlatabildim mi? Ama adaletsizlik var burada. Abi asıl sorun hiçbir zaman fiyatlar falan değil. İnsanlar hükümetten korkuyor. En büyük sorun bu. Çünkü herkes abi tehdit ediyor. Ben korkuyor musun? Abi ben korkmuyorum. Bu devirde Allah'tan başka kimseden korkmayacaksın. İnsanlar Allah'tan yok abi lafın geneli ama insanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkmamalı. Bu kadar basit. En büyük problem bu. Bir hükümet halkını tehdit ediyorsa burada büyük sorun. Nerede mesela tehdit ediyor? Tehdit değil asıl sorun hani mesela. Yok yok tehdit ediyor dedi ya. Mesela bir örnek vereyim sana. Dün Cumhurbaşkanı biz olmazsak gaz gelmez diyordu. Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki biz olmazsak gaz gelmez. Ya bu ne demek? Bana vermiyorsan kardeşim ben sana bir şey yapamam demek. O zaman bu Cumhurbaşkanlığı değil. Hani bana oy vermezsen sana ekmek yok demek. Bu yani bence büyük bir ayıp. Gidişat nasıl gülüm? Gidişat abi normalde aşağı doğru iner çapraz. Hani ekonomik gidişat çapraz yani bizim direkt dümdüz aşağı gidiyor. Sıfır yani. Ümidin kalmadı. Abi ne ümidi ben kaçmaya çalışıyorum ülkenin artık yani. Niye abi Atatürk bu ülkeyi kurtardıktan sonra gelen bir tane düzgün insan yok. İyilik yapan aramıyor. Çalışıyorum diyorsun ya gülüm. Kaçak yoldan mı kaçmaya çalışıyorsun? Yok, yasal yoldan. Yasal yoldan. Kaçak yoldan bir daha herhalde kaçak yoldan da kaçanlar var da o yüzden. Abi işte insanlar kaçak yola bile bulaşıyor. Korkutuyor, korkutuyor. Çünkü bak benim komşum korkutuyor. Belediyede çalışıyor, görevli, güvenlik adam. Ben baktım geliyor Tayyip geldi diye. Böyle baktım Allah Allah dedim. Bu nereden geliyor? Abla yemin ederim ben Tayyipçi değilim diyor. Ama beni çalıştığım için diyor bayrak sallama götürdü oraya. Göründüm kaçtım diyor. Yani işten atar korkusu var. Hapise atar korkusu var. Millet ekmek kapısından uğraşıyor yani. Korku var işte insanlarda. Yapacak bir şey yok. Aa bak ben sanayide çalışıyorum mesela. 5100 lira para alıyorum. Hiç kimseye yetmiyor anladın mı? Bir sigara olmuş 50 lira.
Bir sigara olmuş 50 lira. Ben gidiyorum şimdi buradan yemek yemeye gideceğim. 200-300 lira. Ben ne yapayım abi şimdi? Yemek yeme canım. Ya abi şey nerede yemeyim? Çay içmedik evladım, yemin ediyorum. Gezdik, çay içmedik bir bardak. Allah belamı versin bak. 11'den beri dışarıdayım. Bir bardak çay içmedim. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben emekliyim. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bir bardak çay içmeden eve gidiyorum. Anladın mı? Nerede ucuz mandalina var onu aradım gidiyorum. Biliyorsun 31 Mart'ta bir seçim yapacağız. Kimi tercih edeceksiniz? Bursa'da yaşıyorsunuz. Biz Bozbeyciyiz, biz CHP'ciyiz. Allah'ın izniyle inşallah bu sefer defolup gidecekler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Belediyeyle hükümeti karıştırmayalım. Belediyenin bu pahalılıkta bilmem ne de belediyelerin suçu yok. Ha belediye başkanları evet rant uğruna bilmem ne uğruna şehirlerimizi mahvettiler mi? Ettiler. Biz bunu değiştirmenin peşindeyiz. Yoksa belediye başkanı çıkıp da peynirin kilosunu 50 liraya indiremeyecek. Yani bunların... Doğru söylüyorsunuz. Yani bunu belediyecilikle hükümetin şeyini... Buradan bir ders vermek, bir mesaj vermek mi istiyorsunuz? Ha, evet, aynen. Bu mesaj olacak mı sizce? Biliyorsan... Olacak mı? Bu mesaj... İnşallah, valla bizim kanımızca olacak. Ama hani bir kesim var. İyi günler kardeş. Pek iyi gün yok da. İnşallah olur. İnşallah olur. Cumhurbaşkanı ekonomi bozuk. Düzelteceksek biz düzeltiriz dedi. Umarız ki onlar düzeltecekler. Çünkü şu anda hala iktidarda olmaya devam eden kendileri. İnsanların da şu an için kısa vadede herhangi bir değişiklik umutları yok. O yüzden de biz de umarız ki kendileri düzeltecekler. Düzeltebilir mi? Mesela örnek vermek gerekirse işte bundan... İki gün önce motorine bir zam daha geldi. Evet. Ya üst üste zamlar. Motorine akaryakıta zam gelmesi demek, girdi bir fiyatların artması demek. Ya abi şöyle bir şey var. Son seçimlerde, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekten ben inanıyorum ki CHP seçmeni bile Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini düşünüyordu. Şimdi biz o seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı devam ediyorken bugün bunların kritiğini yaptığımızda bir şeyler eksik kalıyor. Yani o gün geldiğinde CHP'li ve muhalif tarafın da Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu seçimin kazanılmayacağına inandığını dile getirmesi lazımdı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra malumunuz tepki veren partiler oldu vesaire. Detaylara girmeyeyim. Daha sonra orada bunun olmayacağına inanan CHP'liler yine de sürece devam ettiler. Sonunda sistem aynı şekilde devam etti. İktidar değişmeden, hükümet sistemi değişmeden devam etti. O yüzden bugün yapılan bu kritikler bence o güne bağlanmak durumunda. O gün temeli sağlam atılmayan bir seçimden sonra yine Sayın Cumhurbaşkanı devam ediyor ve çözerse evet onlar çözecek. Çünkü ben değilim bunun sorumlusu ya da bunu çözebilecek kuvvete sahip olan ben ya da vatandaş ya da mikrofon tuttuklarınız maalesef. Görünen güzel tespitte bulunuyorsun kardeş. Muhalefet sorunu var orada. Maalesef ki muhalefetin yönetim sorunu var. Yani ya da şöyle söyleyeyim ben ilk kez böyle bir mikrofonla muhatap oluyorum. Yıllarca iktidar bütün ektikleri nefret tohumlarını hep Kılıçdaroğlu'nun adına ektiler. Bütün seçimlerde Kılıçdaroğlu en güçlü muhalefet adayı olduğu için onun kazanamaması üzerine bu tohumları ektiler ve o tohumlar büyüyüp orman oldu. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayıp başka bir aday gösterseydi bütün bu planlar boşa çıkacaktı ve tertemiz bir adaymış gibi insanların önüne bir aday sunuldu. Size kendi nacizane düşüncemi şöyle izah edeyim. Mantık olarak aday olması gereken yine en güçlü muhalif parti olan CHP'nin genel başkanıydı. Teknik olarak doğru. Kim aday olacak Tayyip Erdoğan karşısında? Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Doğru mu? Doğru. Onun hakkı mı? Evet, pozisyonu gereği hakkı. Ama stratejik olarak baktığımız zaman kendisi için oluşturulmuş bütün bu algıyı yıllarca ekilmiş bu dediğim nefret tohumlarını başka bir adayı öne çıkartarak bütün planları boşa çıkartıp iktidarı değiştirebilirdi. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Kardeş merhabalar. Merhaba abi. Cumhurbaşkanı biliyorsun seçim süreci yaşıyor Türkiye, yerel seçim. Evet. Yaşanan ekonomik krizin farkındayız, biz düzeltiriz ifadelerini kullandı. Neler söylemek istersin? Düzeltemez yani, yıllardan beri aynı şey. Geçinemiyor insanlar. Ben yıllardır çalışıyorum ama geçinemiyoruz yani. Her şey ateş pahası zaten. Düzelmez de yani, daha kötüye gider, iyiye gitmez artık bu saatten sonra. Ne olacak peki böyle kardeşim?
Bilmiyorum inşallah. Neden soruyor Cumhurbaşkanı böyle, biz düzeltiriz başka kimse düzeltemez diye. Güveniyor demek ki kendine, görürüz be, onu da görürüz. 22 senedir görüyorsun zaten. Görürüz yani, 22 senedir görüyoruz, yine görürüz yani. Senin ümidin kalmamış, öyle benziyor. Abi öyle yani, artık hayırlısı neyse olsun.